Cümleten selamünaleyküm dostlar. Stas Top kanalından Enes ben. Şimdi Fiat Uno'muzun mevcutta kullanmakta olduğumuz bir kürbütör yağ dolum kapağı vardı. Onun yerine de uyguna tedarik ettim. Yani çok komik parayı aldım. VSLX'in kendi kapağı var. Kapaklar aynı. Bir de artı bizim bu yağ dolum kapağı yıprandığında buradan yağ atma gibi durumlar olabiliyordu. Şimdi bu kapağın birkaç kusurları var. Bunları zaten zımparayla giderdim. Ne yapacağım? Burada Alman yapımı Sikkens markanın astarını uygulayacağım önce. Bu astarı da üzerine attıktan sonra ısıya karşı dayanıklı gri boyayla boyayacağım. En sonunda hani belki bir ihtimal parlaklık olsun diye vernik atarım ama vernik tabii ki kısa sürede üzerinden kalkıp gideceği için şansımızı deneyeceğim. Astarlama işlemini yapacağım. Astarlama işlemini de hatta çalkalayalım. Bir denemesini yapalım şöyle. Evet. Şu köşeleri de kapatalım. Bu astarın kapatıcı özelliği bayağı bir yoğunmuş. Motip'ten daha iyi. Onu söyleyeyim size. Şuraya da az bir şey sıkıp kurmaya bırakacağım. Kuruduktan sonra tekrardan detayları paylaşacağım size. Şu şekilde göstereyim. Evet dostlar, ısıya dayanıklı. Bu 690 derece gümüş motivin. Ben bu arada ikinci astarı attım. Zaten hızlı hızlı kurudu. Yavaş yavaş uzaktan şimdi bu ince bir kat. Şu mesela kaçırdığım yerler var. Oraya tekrardan atacağım. İkinci kat için 1-2 dakika kurumaya bekleteceğim. Evet dostlar, şimdi ikinci katını da atacağım. Olabildiğince şöyle bir 20-25 santim uzaktan. Şurada oluşan dalgalanmalar kurudukça gidecek. Zaten rüzgar serinli bir ortamda atıyorum ki o hızlı hızlı ortadan kaybolsun. En sonunda aslında vernik atmak istemiyorum da şöyle bir akrilik bir vernik var elimde. Bunlar çok yüksek derecelere karşı dayanıklı değil. Hatta kaç dereceymiş? Mesela şurada yazıyor. 50 derece falan yazıyor. Evet. 122 Fahrenheit 50 derece diye. Kamera odaklıyorum bilmiyorum ama. Ya belki parlaklığını korusun diye atarım. Atmaya da bilirim ama. Deneyeceğim ya. En kötü vernik yanar. Kapağı alır, zımparaları bir de yaparız. İşimiz ne? Evet dostlar. Üste vernik attım. Parlama oldu, güzel de oldu. Hoş da duruyor. Kurusun. Kuruduktan sonra motor kapağının üzerine montajını yaparsam daha da güzel duracağını düşünüyorum ama işte bu yanacak mı? Bence yanacak ama ısıya karşı boya atmanız da bence yeterlidir. Şöyle göstereyim daha detaylı. Yakında. Yansımaya bakarsak zaten parlama var. Ama mesela vernik tam tabancayla atılmadığı için, spreyle atıldığı için dalga dalga bıraktı.
bazı yerlerinde oldu ama bazı yerlerinde olmadı. Tabancayla atsaydım daha pürüzsüz bir güzel bir görüntü olurdu. Ama bu tatmin ediyor mu, fazlasıyla yeter. Bunun haricinde de bir de ara şişe üzerine taktıktan sonra da videosunu çeker eklerim. Diyeceklerim bu kadar. İmkanınız varsa bu tür kapakları minimum 240, 360, 400 de herhangi bizim parayla zımparalık üstünden bir kabasını alın. Mesela şurada görüyor musunuz? Ufak bir çapak var. O çapak kaldı. O da neyin çapağı? Büyük ihtimal ilk spreyde böyle dışarı sprey atsaydım bu tortu oluşmayacaktı. Bu mevcut olan kapağın sprey değil. Çapağı değil. Mesela şurada yarası var kapağın. Oraya alüminyum herhangi bir şey damlatıp döküp üzerine zımpara yapılabilirdi ama gerek yok. Mesela hafif dalgalanmadan kastım bu. Şimdi daha net gözükmeye başladı. Vernik atmadan da çok da güzel bir görüntü alırsınız. Onu size söyleyeyim. Zımparasını atın. Üstüne astarını atın. Astarı atabildiğiniz kadar iki kat atın. Yani yedire yedire atın. Sonra boya zaten daha tatlı, daha güzel duruyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.